الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العاديات. عاديات سورة سنة شورة بغيرير. العاديات هي الخيل التي تعدو وتجري. وعاديات إلى بس يدلان شيء سأطلردر يعني كوشيولر بأطلر هزلو بشكل دقيق تكتريشن. لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. إن شاء الله عز وجل بيرتيمز جيب مخلوقات من دلدي شيء وزرنا يمين أدر. وليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. بزلري سأنجك جاء الله يمين أدر. جاء الله وزرنا يمين أدر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. زيرا كيم الله تام باشكس وزرنا يمين أدرسا يا كافر أو مشرك أو مشرك أو مشرك. ها هذه الخيل هي آلة الجهاد. İşte bu az önce bahsettiğimiz atlar cihat için kullanılan aletlerdendir. نعم. عندما تجري وتشتد في الجري يخرج لها صوت من صدرها. Bu atlar koşunca çok hızlı bir şekilde onun göğsünden bir ses çıkıyor. Nefes nefese kalınca. وهو هذا الذي جاء في الآية ضبحة. İşte bu nefes nefese kalması ve çıkardığı sese ضبحة. Bu ayette işittiğiniz ضبحة kelimesi. وهي عندما تجري بحوافرها عندما تأتي على الصخر يخرج مثل الشراب كما تضرب الحجر بالحجر. نعم. وأطلع شو قصدي جدنجة أيتلهم دو النلرهم دو أولن شيلهم بعضهم تشتشر بنجة يعني كلهم نار شكير. نعم. فتغطي هذا بالحافر يخرج مثل الشراب. شو قصدي بالشكل ده أيانه برونجة وأطلع يريشون بعضهم كلهم نار شكير. وفي الغالب أن الجهاد يكون في أول النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو أو يغير على أهل بلد ينتظر حتى بعد الفجر إذا سمع الأذان رجع وإلا قاتل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم زمانك السنة الجهاد خصوصاً صباح نمازنا insanların kılmasını bekliyordu. Eğer orada insanlar ezan okuyorlarsa onlara saldırmıyordu. Ancak eğer ezan yoksa, iman emaresi yoksa oraya saldırıyordu. نعم. فالخير عندما تجري تثير النقع يعني تثير الغبار. Bu at koşunca arkasından toz savuruyordu. والخير في الغالب أنها تدخل في العدو ولا تخاف في الغالب. هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. جعل الله atı bu şekilde yaratmış. Onun yani bir özelliği var. Düşman topluluklarının ortasına cesaretli bir şekilde korkmadan giriyor. نعم. أقسم الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ Yüce Allah burada neye yemin etmişti? أن الإنسان يجحد النعم. Yüce Allah insanın nimetleri inkar ettiği, nankör olduğuna yemin etti. يكفر النعم. Yani nimetlere karşı kafirlik ediyor. تقدم معنا أن كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي اختبار امتحان لك. Az önce de dile getirmiştik. Yüce Allah'ın bize verdiği her nimet bizim için bir sınama vesilesiydi. كيف تنجح في هذا الاختبار؟ Peki bu sınavdan, bu imtihandan nasıl kurtulacaksın? تنجح والله أعلم بأمرين. Allah en iyisini bilir. Ancak şu iki hususa dikkat çekmek istiyoruz. قبل أن تأتي النعمة تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. Bu nimet gelmeden önce kalbinin Yüce Allah ile muallak olması gerekiyor. Başkasına değil. الجنة تطلب من من؟ Cennet kimden isteniyor? Min men? Kimden istiyoruz biz cenneti? Limada tutlab min Allah ve la tutlab min gayrillah? Neden sadece Allah'tan istiyoruz? Allah'tan başkasından cenneti istemiyoruz. Lenne Allah subhanahu wa ta'ala huve allazi yemlikel cenne. La yemlika illa Allah subhanahu wa ta'ala. Çünkü cennete malik olan sadece Allah'tır. Başkası değil. Tayyib el rizq tutlab min men? Peki rızkı kimden istiyoruz? Allah'tan. Min el reis? Reisten mi istiyoruz? Min el melik? Padişahlardan mı istiyoruz? Min el vezir? Bakanlardan mı istiyoruz? Min vezir el maliye? Maliye Bakanı'ndan mı istiyoruz? Min el milyarder? Milyarderlerden mi istiyoruz? Min el ulema? Alimlerden mi istiyoruz? Min reis el belediye? Ya da belediye reisinden mi istiyoruz? La! İzen hâzâ lezî fî akıl kethîr minel nâs yufakkir fîh hâzâ binet teallak bi gayrillah. İşte insanların bu yaptığı, genel olarak yaptığı şeyler Allah'tan başkasına taalluk etmektir, Allah'tan başkasına bağlanmaktır. يعني هذا يمشي في الطريق. Diyelim ki bu kardeşimiz yolda gidiyor. ويرى متاع الدنيا. Sonra dünya metaından bir şeyler gördü. يفكر في ماذا أكثر الناس. İnsanların çoğu ne düşünür? يقول له يتعرف عليه رئيس الجمهورية. Diyelim ki cumhur reisiyle karşılaşacak. أو يتعرف عليه رئيس البلدية. Ya da belediye reisiyle. أو الملياردير. Ya da bir milyarder ile. ويعطيني من أمواله. Yani tanışayım da onlardan biriyle bana bunlardan versin ister. صحيح أكثر الناس على هذا. İnsanların çoğu böyle işte böyle talep ediyor. أو يقول يعطيني الشيك مفتوح. Ya da bana açık bir çek versin istiyor. أو يعطيني مثلا
مدينة كذا. Ya da bana yani sahip olduğum mülkten bu şehirlerden birini versin istiyor. هذا تعلق بغير الله. Bu Allah'tan başkasına kalbin bağlanmasıdır. وتسمع بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام؟ Bazılarını duyuyorsun. Bu yöneticiler bizim için ne yaptı ya diyorlar. ماذا صنع لنا الرؤساء؟ Ya da bu reisler bizim için ne fayda var bunlar? ماذا تريد منهم؟ فقراء هؤلاء. Bunlar da senin gibi fakirler, Allah'ın muhtaçlar. Sen ne istiyorsun onlardan? La teftekir ve la te'temid illa ala men. Sadece Allah'tan istiyorum. Sadece Allah'ın muhtaçlığını göster. İlla ala Allah. Sadece muhtaçlığın Allah için olsun. İzen tencih fil ihtibar qabla en te'ti ni'me la tete'allak bi ahad illa billah. Dedik ya az önce bu imtihandan, bu sınavdan başarılı olmak için yapman gereken ilk şey Allah'tan başkasına kalbinin bağlanmamasıdır. Ba'de en te'ti ni'me teşkurha. Bu nimet geldikten sonra da şükredersin. كيف تشكرها؟ Peki şükür nasıl olur? بالقلب اعتقاد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Kalbinde, kendinde olan tüm nimetlerin Allah'tan olduğunu söylersin. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث. Ayrıca bunu dilinle söylersin. Çünkü zira yüce Allah sendeki nimetleri insanlara anlat. بالجوارح أن تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. Sonra ağzalarınla bu ağzaları kullanarak yüce Allah'a şükredersin. من أين لك هذه الساعة؟ الساعة سنة nereden geldi؟ قال هذا بجدي. Ben çalışarak bunu aldım. باجتهادي. Azmettim de aldım. تعبت. Bunun için yoruldum da aldım. أنا أعرف كيف تأتي النقود. Ben biliyorum para nasıl kazanılır. Öyle aldım ben bu saati. بعائلتي. Benim ailemde falan şu. نحن عائلة أغنياء. Biz zengin bir aileyiz. ورثت هذا المال من آبائي وأجدادي. Ben bu malı ailemden, büyüklerimden bana miras gelmişti. Onlardan aldım. Hâdâ kufr lennîm. Bu işte nimete küfretmektir, nankörlüktür bu. Min ayna leke hâdâ? Sana bu nereden gelmişti aslında? Hâdâ min fadli rabbi. Bu Rabbinin sana verdiği fazladır, başkasından değil. Keyfe asbaht? Nasıl sabahladın? Keyfe tezevvajd? Nasıl evlendin? Yekul min fadli rabbi. Diyeceksin ki Rabbimin fazlıydı. Vid hâdâ el cuhûd lennîm. Bunun zıttı olan nimetlere karşı nankör olmak, inkar etmek ise el-abd yeşhed ala nefsi bimâle bihâzel cuhud vel inkar linni'am elleti en'am Allah subhanahu wa ta'ala biha aleyh. Kullar aslında kendindeki bu nankörlüğe şahittirler. El-insan yuhibbul hayr. İnsanlar hayrı seviyorlar aslında, malı mülkü seviyorlar. Mehabbe şedide. Çok şiddetli bir şekilde malı seviyorlar. İzâ ente tuhibbul hayr. Eğer sen hayrı istiyorsan, mal istiyorsan لابد أن تنسب هذا الخير لله سبحانه وتعالى. Kendine gelen hayrı Allah'a nispet etmen gerekir. Ama هذه النفس ليس فيها خير. Ancak bu nefiste hiçbir hayır yoktur. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد محب للخير. Şüphesiz ki o buna şahittir ve o mala karşı da çok hırslıdır. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور سوف تبعث وتحاسب وحدك. Bilmiyor mu bunlar kabirdekiler ortaya çıkacaklar, diriltilecekler. ثم الأعمال مكتوبة مسجلة عليك. Sonra bilin ki tüm ameller yani kaydediliyor. بماذا تجيب؟ Ne diyeceksin sonra? هل تكفر النعم أو تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى؟ Bu nimetlere karşı nankör mü olacaksın yoksa Allah'a mı nispet edeceksin bunu? Allah subhanahu ve teala ya'lem az-zawahir ve's-sarair. Yüce Allah zahirleri de, alaniyeti de bilir ve insanların içinde olan gizli şeyleri de bilir. فَهَذَا يُوْجِبْ مِنَّا الْمُرَاقَبَ وَالْخَوْفْ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bu bize şunu gerektirir. Allah'ı murakabe etmek, onun durumlarını ve Allah'tan korkmamızı gerektirir. نَتَعَلَّقْ بِاللّٰهِ لَا بِغَيْرِ اللّٰهِ. Sadece Allah'a bağlanırız kalbimizde, Allah'tan başkasına değil. ونشكر النعم. Bu şekilde nimetlere şükrederiz. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الشاكرين والله أعلم. إن شاء الله تم بزي شكر لنا دن كن مصن دلوقتي.